بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزق بركة كرشتك سبب لارد اگن درس مزن عبادت اگسي بگن إن شاء الله زعيف لارجا إخسان دگن درس اتكن جبرشكن بولدي بگن Allah diyor da infa ihsan kılıçı ile mavzu buladı. Lakin bana şu yenge mavzu ki kılıçıkımızdan burun, keçege mavzuimiz gibi az yine bir kaysaydı ve bazı bir talihlerde ait ölçsek. Bana Resulullah s.a.v. hadislerde aitti, اِبْغُونِ فِي ضُعَفَائِكُمْ فَاِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْسَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ Allah'ın razıligini zayıflarda aldıdan isteyiler. Ziyorasilarga yordam va rizq zaiflaringlar tufayli yetib keladi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizni ulug' sahobalardan edi va faqir kishilardan bo'lgan. Shunda shu kishi shu bir o'tirganida ba'zi bir kishilar ey Abu Hurayra ozgina bir dunyo bilan shug'ullanib sal bir 3-4 so'm topsiz bo'lmaydimi deb go'yoki bir kambag'alligini bir yuziga urgandek qilib gapirib o'tishganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu xabar eshitib kelib atgan ekanki, ana shu kishilarga qayoqdan bilasizlar, ehtimol sizlarda yurayotgan tijoratinglar, ehtimol sizlarda yurayotgan bozoringlar Abu Hurayraga o'xshagan zaif, kambag'al bechora kishilarga duosi sharofatli bo'layotgandir. Ya'ni Allohning roziligini ana shu zaif bandalarni oldida qidiringlar degan hadisning mazmuni shunga boradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Makka fathining tarixiga qaraydigan bo'lsak, Makkani fath qilishlikda mana sahobalardan Xotib ibn Abi Balta degan kishi payg'ambarimizga xiyonat qilib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilishligini juda bir maxfiy suratda amalga oshiradi. Toki Makkaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shin tortib ketayotganligini Quraysh xabarini topsa, tayyorgarlik ko'rsa, ana shu urush qilishlik harom bo'lgan hududda, Masjidul Harom hududida qon to'kilishligini payg'ambarimiz xohlamaganligidan imkoniyat boricha hech kimga aytgan emas va qaysi tomonga chiqishligini aytgan emas. Faqat o'ziga yaqin bo'lgan xos sahobalarga aytgan, shularning qatorida Xotib ibn Abi Balta degan kishi ham bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ozgina adatdagi kishilarga bu narsani aytdi-da va Jibril alayhissalom payg'ambar sollallohuga bir ayol kishi Muhammad alayhissalom Makkaga g'azot qilishligini xabarini olib Makkaga ketayotganligini xabarini olib tushdi. Ali ibn Abi Talib va Zubayr ibn al-Avvom Madinadan quvib chiqishdi ana shu karvonni. Ana shu ayol kishini topishdi-da aytishdiki, senda xat bor deydi. Bu ayol Allohga qasam ichdi, albatta menda hech qanday xat yo'q dedi. Aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam senda xat bor deb aytdi. Senda had bor deydi. İşte. Payg'ambarimiz sifatlovat bergan edi. Agar o'zing chiqarib bermaydigan bo'lsang, yechintiramiz deydi. Hali ayol kishi ana shu sochini turmagidan orasidan chiqarib xatni berdi. Xatni ichida shunday bir so'z bor ediki, "Ey ahli Makka, Muhammad alayhisalom sizlarga falon kuni qo'shin tortib ketyapti. Tayyorgarlik ko'ringlar." Bu xiyonat edi. Bu xiyonatni kim qilgan edi? Payg'ambar alayhissalomga yaqin bo'lgan sahobalardan Xotib ibn Abi Balta. Bu yerda zaiflikka ishora bor, kechirimlilikka ishora bor, Alloh taolaning mag'firati kengligiga ishora bor. Xatni olib kelishdi va xatni Xotib ibn Abi Balta yozganligi aniq bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Hazrat Umar so'radi: "Yo Rasululloh, da'ni adrib unuha. Ruxsat bering, chof tashlay buni" dedi. Albatta u dedi, nifoq, munofiqlik ishini qildi dedi. Tijoratdagi siringizni birovga aytib qo'ysa, qancha haq olasiz? Yuzdagi ba'zi bir bekitgan narsani qo'shni bilib qolsa, qanday haq olasiz? Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirini oshkor qilyapti, Rasulullohga xiyonat bo'ldi. Bundan katta xiyonat bo'lmaydi. Biz nima qilardik shu o'rinda? Biz Hazrat Umar aytgan ishni qilardik. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, qo'ying" dedi. U ahli Badrdan dedi. Ya'ni ana shu yamalu maqodish yamalu mashiyatun qad g'afartu lakum degan Alloh. Birinchi mana shu kofirlar bo'lgan g'azovatda qatnashgan Badr ahliga endi xohlagan ishlarni qilinglar, sizlarda hamma gunohlaringiz kechirildi deganlar. Shular qatorida edi. U Badr ahlidan dedi. Ehtimol uzri bordir dedi.
Xatibni chaqirib kelishdi Ibn Abi Balta roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar: "Ey Xatib, munofiq bo'lib qoldingizmi? Nifoq bormi hali bizda?" deganda, "Ya Rasululloh, nifoq yo'q" dedi. "Men oilamni, bola-chaqamni o'ylab turib qilgandim bu ishni" dedi. Musulmonlar Makkani tashlab Madinaga hijrat qilib ketgan paytda uy-joyi, bola-chaqasi, mol dunyosini tashlab chiqib ketishgan edi. "Men bilan hijrat qilib kelgan muhojir birodarlarimni oilasi, bola-chaqasi, uy-joyi, mol dunyosi qolgan bo'lsa, ularning urug'lari bor Makkada. Himoya qilib turishadi har qalay, kofir bo'lsa ham. Makkada birodarlar, mana musulmonlarda hisor iqtisodiy deyiladi. 3 yilga musulmonlar bilan kofirlar oldi sotdi qilmaslik, chiqib tijorat muammolarini yo'q qilib qo'yishgan. 3 yil ochlikda qolib ketgan musulmonlar. Endi Banu Hoshim, Banu Abdumanaf va Banu Abdulmuttolibni 3ta urug'ni musulmonini ham, kofirini ham ajratib qo'yishgan Quraysh. Endi qarangki, haligi qabilachilik, urug'chilik degan ta'assubni ana shu 3 qabiladan bo'lgan odamlar, musulmonlar tufayli azob chekishyapti, lekin kofirlari ham urug' bo'lganligi uchun chidab turish bergan ekan bular. Senlar musulmon bo'lgan uchun qiynalishyapsan, biz musulmon emasmiz, tijoratimizni qilaylik demasdan urug'chiligiga ta'assub qilib billa turgan ekan 3 yil mashaqqatda. Kofirlar birodarlar. Ana shunday urug'laringlar borsalardi, meni Makkada kelganda bo'lganligim uchun birorta oilamni, bola-chaqamni himoya qiladigan himoyachisi yo'q. Men zaif odamman, aytdik, zaif deganda musofir odam ham zaif deb tushuniladi. Shoyat mana shu xatimni o'qib Quraysh xotin bola-chaqamga ozgina bir rahim shafqat qilamikin degan niyatda yozgan edim, munofiq bo'lganim yo'q dedi. Ana shu zaifligi tufayli mana shu uzri borligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechirdi u kishini. Birodalar, zaiflarga uzr bo'lgan ekan, zaiflarga holi yetilgan ekan, zaiflarga ko'yini olangan ekan. Zaif degani quvvat degan narsaning aksi deb aytdik. Kambag'allik zaiflik, yosh bolalik zaiflik, kasallik zaiflik, musofirlik zaiflik. Xullas, ro'parasida turgan odamda qaysi bir kamchiligi bo'lsa, ya'ni shunday kamchilikki, uni ixtiyordan tashqari, shu kamchiligini tuzatish harakat qilishligi va sabr qilishlik ularga qilingan ihson bo'ladi. Bu qilgan ihsonimiz albatta o'zimizga foydasi bo'ladi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, Allohning roziligini kambag'allarni, zaif bo'lgan kishilarni oldidan qidiringlar. Birodarlar, tepa tuketa olmaylik. Yetim bo'lsa, buni orqasida podoshkasi yo'q, buni tirishtirib olsa, yondirib olsa bo'ladi degan narsa kelmasin. U Robbisi bor. Lekin ne qilaylikki, biz odamlar kimga dardini aytishni bilmaydi-da. Biroq kelib zulm qilib ketsa, odam istaydi haliga zolimdan haqqini olishlik uchun. Kimga yig'lashni bilmaydi birodarlar. Qo'lini ochib turib, "Parvardigor, shu banda menga zulm qildi. O'zingga qo'ydim" deb qo'yganida Alloh azza va jalla qodir edi. Lekin biz kimga suyanishni ham bilmaymiz. Kimga dardimizni aytib, kimga ishonishni ham bilmaymiz. Odamlarning eng hurmatlisi bo'lmoqchi bo'lsang, deydi ulamolar, taqvodor bo'l deydi. Odamlarda eng kuchligi bo'lmoqchi bo'lsang, tavakkul qil deydi. Tushunarlimi? Tavakkul qilsangiz, sizdan kuchli, sizdan boy odam yo'q. Taqvo qilsangiz, sizdan hurmatli odam yo'q. Birodarlar, taqvo egalarini odamlar xor qilganda ham Alloh azza va jalla aziz qiladi. Inna akramakum indallohi yatqokum. Allohning huzurida sizlarni hurmati balatroqlar, taqvodorlaringlar dedi. Alloh sizni hurmat qilgan bo'lsa, bandasi xor qila olmaydi. Dalil keltiraymi? Biz hammamiz kerilib yuramiz hajga borganda. Qatdan keldinglar desa kim deymiz? Qatroatinglar, Buxoriyimiz deymiz. O'sha bobomiz Buxoriyni yurtidan hadab chiqargan. O'sha Buxoro. Odamlari xor qilib behurmat qilib hadab chiqargan edi. Alloh aziz qilgan kishi ekan, taqvodor bo'lgan ekan. Buxoroligimiz bilan ming yildan beri faxrlanib yuribmiz. Alloh hurmat qilsa birodarlar, bandasini xor qilgani, bandasini xo'rlagani hech narsa emas. O'shuning uchun hurmatni ham Allohdan istash kerak. Bobomiz Buxoriy birodarlar yurtidan haydalib ketgan, sig'magan yurtiga. Lekin taqvodor bo'lgan uchun Alloh qiyomatgacha mana zikr qilinadigan kishilar qatoriga qo'shib qo'ydi. Yer yuzida Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadigan eng mo'tabar kitob bu Sahih Buxoriy. Nimasi uchun berildi bu martaba? Boylik uchunmi? Chiroy uchunmi? Taqvosi uchun berilmadimi?
Demek Allah'ın huzurunda hürmeti baratlarımız, takvadarlarımız. Şu az gene hava kirgisi yakışı olardı. Hoş böyle az gene. Demek zayıflarga ihsan kılaylık. Bu bizge kereyken o. Bizge kereyken o. Bana bugünkü mavzumuz yatadıyan bu sek, bu bana Allah'ın yolu da infak ihsan kılıçlıyık. Korakalar kaçan korasa infak ihsan hakkı da yapıradı. De bazı da şu maçtı bir obadançlığa ya ki hani de bir sevaplar olan bir pul yığışlıkka işare kılmadıyan bu sek, hani de yüzümüze küleyin gibi tabasın fayda olmalı. Harakalar şu ihsandan da yapıradı dedi. Benim fazla ihsandan yapıramam. Fakat bu ihsan özüler için ihsan. Ben hep yapmaz. Bedatindeki hemen dersler Allah Ta'ala'da büyürgen büyürüğü. Bu kılıçımız şer. Lekin şu işte kısaylar çöntekilerde bereke kere dese en iyi kılığımız bulardı. Üçün için ihsan diyen rızkımızda bereke kişiye sebep ekenliğine eşit koyuyoruz. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Sabah Suresi'de aitedi. Estaizu billah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Yani bitti ayet. Kaysi bir narsani Allah diyorlar da infak kılar ikensiler. Bas u orkasından albatta erçip keltir göçüdür. Ve Allah rızk verişlerdi yakşılağıdır. Demek çöntekimizden çıktı mı? Albatta erçitip geladi orqasidan deyapti Alloh taolo. Hovuzingizda suv bo'lsa, hovuzga suv kirib chiqib ketadigan bo'lsa, paqirni olsangiz, suv ozayadi, o'rniga nima kiradi? To'ldi turgan bo'lsa, suv kiradi-da, naradan chiqib ketaveradi. Demak, ozayib qolishdan qo'rqib, hovuzdan suv olmayotgan paytimizda suv kirmaydi unga. Nimadan kiradi, naradan chiqib ketaveradi. Paqirni olib, agar otimizga shashganimizda, eshigimizga shashganimizda bizga qoladi, o'rniga kerak bo'lyapti suv. Birodarlar, Allohga yo'l infoq ihson qilsak, bizga kelishligiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yibmiz, kafolatlab qo'yibmiz. Tushunalimi? Ibn Kasir aytadi, "Yaqlufu alaykum fi dunya bil badal va fil oxirati bil jazai va thawab." Ibn Kasir mana shu oyat sharhida aytar ekanki, berganinglarda o'rni albatta to'ladi. Va oxiratda ulug' ajriga ega bo'lasizlar. Dunyoda o'zida ham sizlarga keladi. Dunyoda o'zida ham olasizlar yana. Mana aytayapmiz, istig'for qilsak, oxiratda olamiz ajrini, lekin dunyoda avval olamiz. Dunyoda ham olasiz, oxiratda ham olasiz. Imom Rozi aytadi, kim infoq qilgan bo'lsa, o'rniga kelishligi shart bo'lgan ishni qildi. Bu aytdiki, suvni oldingiz, ozaydimi o'rniga suv keldi. Agar olmasangiz kelmaydi. Bemasangiz kelmas ekan. Hadis Qudusiga keladi odam bolasi anfiq unfiq alayk infoq qil deydi. Men ham senga infoq qilaman deydi. Ber deyapti, olasan deyapti. Bitta onarda ber deyapti, 9 ta kelganda 10 ta bo'lish kerak deysan deyapti. Biz bitta bir ikkita olsak ham boshimiz osmonga yetadi akalar. Ular bitta berib 9 ta bersa yo'q, 10 ta bo'lish kerak deydi. Mana Alloh taolo Qur'on kalamda marhamat qiladi. أستعذ بالله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما اكتسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم آية قرآن برشتق محشبسيس Bir nechta odamga maslahat solasiz. Agar esingiz bo'lsa. Esingiz bo'lmasa bilganingizni qilasiz. Bir musulmon bilan musulmon bo'lmagan odam bir suhbatlashib qolganda aytgan ekan, "Bizi Qur'onimizda har bitta narsaga javob bor." desa, "Hamma yoqqa javob bormi? Absolyutni hamma yoqqa javob bor" debdi musulmon. Shunday bir ishonch lahjasi bilan. "Hali aytibdi, mana endi seni yasayman" debdi-da, bir Qur'onda bo'lmagan narsani so'rabdi. Misol, kompyuter haqida so'rabdi deylik. Falan kompyuter mana ishi qana bajaradi deganda yo'q musulmonga javob. Mana seni ushadim deganda haligi musulmon boyaga ishonch lahjasi nasibki, aytayapman bizni Qur'on nima deyilgan debdi. Aytayapman nima deyilgan debdi. Ayt desa, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Bir narsani bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar degan ekan. Ya'ni bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, biladigan odam bilan maslahat qilasiz. Shundaymi? Esiz bo'lsa, chunki Alloh taolo buyuryapti, aqling yetmaydi, maslahat qil deyapti.
Men şağıran nasıl melekul kulakum deyilerdi. Kim? Adamlarga maslahat verse işini. Bilodin adamlarga. Ular da akhlige ege boptu deydi. Bir kilo akhli bosa 5 adam bulan 5 kilo akhlide egesi oluyordu. Bana maslahat soruyemiz eken. Pul topşilikke ya ki başka narsaya. Şu maslahat soruyken adamlarımızdan en işanşlisini yapın olamız. Bu sal kıtmır rak. Bu hazırlaşıp ben koyadan çamınca. Maslahatı bir komşuluk koşuyan mümkün. Bu üçüncüsü hakikaten yapını havaya taşıyan adamlar. İşanşlisini yapın olamız. Bana yendi kirli göç toşkası gel. Çöntekizdeki puldu sadaka kılayın bir kısmı öyle desen şeytan nöme deydi. Özün çiğ deydi. Rabbimiz mi deydi? Bersen kaytarın menden ala diyen sababını kıpsan deydi. Bir, ola sen dese şeytan beyime, kamil koladı diye. Biz kimi yapın olamız şöyle. Ali raziyallahu anh'a bergen eken ondan attı. Bu mesela bir dana anayga ege bulurdu. Bir dana anayga zor hata büyük yapgeli yatırdı. Fatime anamız gel. Bitti anadı veremem, özü bitti deme geneken, bir geneken. Şeytan dedi Allah da Allah. Sizlerge iki tane sana dedi, vada kıladı dedi. Eşşeytanu yaidukumul fakr. Kembe kılıp kalasa, diyeme dedi. Ve münker gibi yürüdü. Kembe kılıp kalasa dedi, günah gibi yürüdü. Şimdi Allah'ıma gibi yürüdü. Vallahu yaidukum mağfire ve fadla. Allah günah ile de keşirişliğini vada kıladı ve fazıl, köpetir berişliği de bir vada kıladı dedi. Şeytan iki tane vada kıl yaptı, Allah iki tane vada kıl yaptı. Şu orunda kimi yapın öyle yapız hayatı köpürak, insaf bilen geli. Kemeyip kaladı diye yapız. Çünkü rızk da özümüz tabiatı o değil de. Rızk da özü tabi ettiği adamdı ki kemeyip kaladı, Torayt yaptı o. Rızk da Allah bered dediği adamdı ki kememeydi. Şunu alayım. Bu tavakkülü zayıf boyun adam da boladı bunası. Rızkımı Allah bereb diye ki adam bersem Allah beremen diye yaptı. Rabbim. İnnehu la yuflihul miyad. Allah ahdi yemek miydi? Hılafkı mıydı? Vadasının üstünden çıkardı. Demek berme diyeken kim eken? Ber diyeken kim eken? Çıkaramızda uyan kaçan. Şu kegen de aldız ya. Abdurup sarıgın isteyemiz. Sarıgın içinden gıcımrağın isteyemiz. Vahalan ki buradalar. O şu koyanı bizikimez. Kekkeni bizikimez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerde burada koy soyu tarkattı da aşanamızı ekelip özümüz gelip buranası kaldı mı? Doğdu. Ha Resulullah dedi aşan kursan bunu. Bitti kolu kaldı özümüz gelip dedi. Doğdu. Ha istikine şu. Bitti kolu özümüz getirip yaptı da degeneken. Yani bir organımız haması bizi ötüpüyor. Şu bitti kolu cevap veremiz eken de bitti kolu bizi gibi olmaktı dedi. Yeni buradalar ulamalardan bittersin şakiti 30 yıl okuyen eken damlası da. 30 yıl. 30 yılda hemen örgendiniz dese 6 kat anlarsan örgendim de gene ki. Şimdi bazılarına veremen hamasın aslında vakti yok yetip olardı. Hemen örgendiniz dese birinci katları وَمَا مِنْ دَبَّةٍ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Ayet. Ömelegen ki canavar var rızkı Allah'ı kolu deyken şunu düşündüm diye yaptı. O yüzden zor nesan şunu yaptı 30 yılda. Biz 30 minütte 600 tane sen eşlik oramız. Lekin mağab girişliği yok bizde. Rızkım Allah'ın zimmesi deyken rızk hakkında gam kımadım deydi. Zor nesan düşünüptü. En asası nesan düşünüptü. Eğer rızk valla şu rızkı yapıp hadir. Rızk nemeli yine düşünmesek ibadette en iyi huzur halavat topamız. Doğru mu? Cümeye takabbar mıyımız? İki rekat okuturlu kaç mıyımız? Rızk Allah duyuyla mescitte ekeni yine düşünsek ibadette huzur buladı bizde. İkincisini bana şimdi izlese innemel mu'minun ihvaken dedi. Mu'minler ek yükeyken. Bırak da mu'minge kalbimde gılla kaçlık yine küdurat kaldırmadım dedi. Bu kalp hatıracağım dedi. Yani bana şimdi iz. Hemen sana hakimi dostu bularken dedi. Beni dostum ibadet eken dedi. Dünyadaki hemen dostlarım kabirde üstte kalarken. Lekin kabirde kıyamette, sıratta memnun duran dostum fakat ibadet eken, ibadetten başka insan dostmadım diye yaptı. Yani ben şundayız. Hemen üyü bularken diye yaptı. Ustazı ya, şagirdim. Benim üyüm kabir eken dedi.
shu qabr degan uyimni obod qilishlikka bel bog'ladim deydi. Buxoriy yuz olmagan ekan birodarlar. Imom Buxoriy kundan umid qo'yib devor ko'tarib, staropul tortib, lampa qoqtirmagan ekan. Chodir qurib o'tib ketgan ekan. U kishi faqat qabrga olib tushib ketadigan narsani jamg'argan ekan. Qabr ekan uyim, qabrimni obod qilishlikka bel bog'ladim deydi. Akalar solayotgan uylarda miqini pulini o'tkazdinglarmi qabrga? Solgan uyingizni qilgan, xizmatini qilgan ustalarga bergan ovqatingizni yarmini qabrizga o'tkazdingizmi degan savolni o'zimizga berib ko'rsak, uyalib ketamiz. Biz hammamiz faqirmiz. Hammamiz faqirmiz. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi, bitta qo'li o'zimizga tegmabdi-da deydi. Demak, bizning uyimiz kim ekan? Qayer ekan? Mana uy solyapsizlar birodarlar. Necha yil yashamoqchisizlar shu uyda? Boringki, mana shunda bir 20 kirgan bola otasi uy solib bergan bo'lsa, boring 70 yil bor, 50 yil yashab toshib ketsa, lekin qiyomatgacha necha yil turadi qabrida? Albatta 50 yildan ko'p bo'ladi inshaalloh. To'g'rimi? Qasr uyda obod qilyapmiz biz. Yana nima o'rgandingiz desa, hammani xaridori bo'lar ekan deydi. Men xaridorim Azroil ekan deydi. Hadislarda kelar ekan, Azroil alayhissalom har bitta odam bolasini peshonasiga kunda 5 mahro bora kelar ekan birodarlar. Agar namozga beparvo yurganlarimiz bo'lsa, hammasini shomga qo'shib o'qilar ekan. Ko'zini katta ochib qo'ysa, namozni 5 vaqtliga bejiz bo'lmasa kerak, Alloh alam. 5 mahal kelar ekan. Lekin o'zi ham bilmasan, kimni joni qachon olishlaydi. Alloh oling deganda olib ketaverar ekan. O'sha xaridorim kelganda tayyor turishlikni o'rgandim deydi. Ketdi deganda ketdi deb keta olgan bo'ladi. Shu aytilgan ba'zi narsalar ekan. Shuning uchun uy solyapmiz, to'playapmiz, va hokazo. Alloh yo'lda berganimiz o'zimizniki. U oxiratga o'tkazib nasib bo'lib qolmayapti birodarlar. Dunyoda avval naq olasizlar, keyin oxiratdagisi nasib bo'lyapti. Mana hadis sahih Muslimda keltirilgan ekan. Alloh azza va jalla aytadi: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ya odam bolasi, biz ishon olmayapmiz-da. Shu kimkin degan narsa turib qolyapti-da, Alloh o'zi saqlasin. Ya odam bolasi, infoq qil-da deyapti. Men albatta senga infoq qilib beraman qaytarib deyapti. Ishon olmayapmiz-da shu yetagachi. Kerak degan darajada. Mana Imom Buxoriyda keltirilgan hadis ekan, Qolol alayhissalot va sallam: "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma: Allohumma a'ti munfiqan talafan va yaqulu al-akhir: Allohumma a'ti mumsikan talafan." Ishonoringlar birodarlar, sahih hadis. Alloh taoloni yaratgan har tong otganda osmondan ikkita farishta tushadi. Bittasi bir so'zni, ikkinchisi bir so'zni har kuni aytadi deydi. Bir gapni gapirsak, tovbada hozir farishta omin deb olmasin deymiz-a? U farishta omin demaydi, o'zi duo qiladigan duo ekan. Nima ekan? Bittasi aytar ekan, Parvardigor, seni yo'lingda infoq qiladiganni pulini orqasiga qo'yib, ko'p etirib qo'y. Ikkinchi farishta aytar ekan, mumsik deb moliga doim talofat berib tur deydi. Duo qilib turar ekan ikkita farishta birodarlar. Infoq degani albatta falon pulni tushunmanglar, bir so'm ham infoq, bitta non ham infoq. Har kim cho'ntagiga qarab qodir bo'lganicha. Bo'lsa biz ham qilardik, mas akalar. Infoq faqat boylarning ibodati emas. Kambag'allar qilsa ham bo'laveradi. Faqat odatlanish kerak bu narsani. Xususan mana shunaqa bir zakot berganda, qurbonlik qilganimizda, xayr ehson qilganimizda akalar, o'g'il farzandlarimizni yetalab olaylik. Otalari Alloh yo'lida infoq qilayotganligini ko'rsin. Go'shtni bering, akkiri qo'li bilan bersin, o'rgansin shu narsani. Olavermasdan. Tushunarlimi? Berishni o'rgansin. Chunki bersa Allohdan olar ekan. Bolangizga rahmingiz kelsa, olishni emas, berishni o'rgating. Robbisi bersin unga. Infoq ehson haqida gapirsak gap ko'p birodarlar. Alloh ham kifoya qilsa kerak. Inshaalloh keyingi suhbatda juda bir zo'r dars bu ham Tafriqul qalbi ibodatillahi ta'ala degan mavzu bo'ladi.
qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik degan mavzu bo'ladi. Bu juda bir shirin mavzu. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, quloq qolmasanglar, uni ham aytib beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.